Oraya böyle ufak bir led sistemi edip ucuza güzel bir şey böyle mal edip ama on numara bir şey yapıyor. Pardon abi. Şuraya baksana. Ya arkadaşlar Engin bu tarafa bakmıyor bile ya. Hayır yani ben o gün asansörde karşılaştıktan sonra belki barışırız diye biraz umutlanmıştım ama şu anda anlıyorum ki Engin beni silmiş. Şuraların belki dekorunu biraz değiştirebilirsin bak. Geçenlerde ben bir yere gittim. Böyle dedden bir şey yapmışlar, muhteşem duruyor. Vallahi dene bence. Tamam, konuşuruz bunu. Hiçbir şey için geç değil. Umudunu kaybetme bebeğim. Tabii ya, umut güzel bir şey yani. Hem ne demişler? Umut fakirin ekmeği. Ay şu laf lütfen azalarak bitsin artık ya. Ay. Ay bana da bu ne ağırlıklar basıyor. Ya kızlar acaba yarın hava güzel olursa biz böyle adaya falan mı gitsek ya? Hem ben de biraz rahatlamış olurum. Ay dur ben hatta bakacağım hava nasılmış. Fatoş da nasıl gidiyor? Hiçbir şey gitmiyor. Bak görmüyor musun? Bak birileriyle mesajlaşmaya başlamış bile. Abi belki Nazlı ile mesajlaşıyordun. Nereden biliyorsun? Ya yok abi bırak Allah aşkına ben anlarım anlamaz mıyım ben ya? Bak bak bak. Gülüyor. Bu işte başka bir şey var ya. Ay 29 derece diyor kızlar. Hafif de rüzgarlıymış. Gidelim mi ya? Vallahi canım sen beni o plandan sil. Çünkü ben yarın staja başlıyorum. Benim de yarın çocuklara sözüm var. Benim de yarın mesai günü ki zaten sen kızlar demiştin galiba. Aliye, haberler acayip. Ne oldu? Deniz Bey bu burası satın almış. Ama saklı kalmasını istiyormuş galiba. Senin haberin var mıydı bundan? Yok. Nasıl yani? Neyse arkadaşlar, siz neler olduğunu çözerken benim Nazlı'yı aramam gerekiyor. Çünkü Mr. Iceberg in the house. Patron. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alo. Nazlıcığım, o elindeki çekirdeği hemen yavaşça koltuğa bırakıyorsun. Ve hazırlanıp buraya geliyorsun. İtiraz istemiyorum. Ne istiyorsun çekirdeğimden ya? Tek zevkim o benim. Ayrıca kusura bakma Fatoş, şu an vinç gelse beni kaldıramaz. Çok yorgunum. Bir de küçük çapta bir depresyon geçiriyorum. Ama annem workshopuna yine bilet bulamadım. Ya Nazlı sürpriz olsun diye söylemeyecektim ama ille söyleteceksin yani. Kızım Iceberg burada. Iceberg kim? Seninki ya. Benimki kim Fatoş? Hangi benimki? Ferit Aslan. Efendim? Ay. Ben bir arkadaşımla telefonu konuşuyordum da. O da gelecek kimler var falan diye sordu. Ben de böyle işte Aliya, Deniz, Tarık, Engin, Osman falan diye sayıyordu. Ben Ferit Aslan da var dedim. Siz geldiniz. O arkadaş Nazlı mı? Söyle ona. Gelirse çok memnun olurum. Tamam. Nazlı. Fatoş bana bak ne oluyor orada? O duyduğun şey Ömer'in benim sesim miydi? Evet canım aynen öyle. Gelirse çok memnun olurum dedi. Fatoş sen şu an beni rezil mi ettin bana mı öyle geliyor? Ay Nazlı. Beni aranızda bırakmayın canım. Benim derdim bana yetiyor zaten lütfen. Hadi hemen hazırlan ve çık gel. Ayrıca çabuk ol. Hatta uçarak gel. Öpüyorum bay. Hadi kabul et. Beni düşündüğün için satın aldın burayı. Burada çok mutluyum diye. Aliye, neye varmak istediğini çok iyi anlıyorum. Ama bu denklemden o sonuç çıkmaz. Kalbinin köşesinde hala ben varım. Sen hala beni seviyorsun. Ben sana değer veriyorum. Kabul. O yüzden burayı satın aldım. O da kabul. Ama o kadar. Nazlı sana kederden başka hiçbir şey getirmeyecek. Bunu anlamıyor musun hala? Nasıl hala bu kadar kör olabiliyorsun? Bunu yaşamadan bilemem. Hedef 10. Hadi bakalım. Merhaba.
Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi. Sen? Ben de iyi. Hoş geldin. Ne haber? İyidir. Hayırlı olsun. Sağ ol. Da saklayacak bir şey kalmadı. Herkes duymuş. Saklanacak bir şey değil zaten abi. Tabii. Mekanı güzelce bir analiz ettim de senin yardımına ihtiyacım var. Olur olur. Tabii hadi. Yalnız Nazlı'nın zaten bir işi var. Bir yere bırakmam diyorsun yani ha? Tam zamanlı istemiyorum. Yarı zamanlı danışman olarak istiyorum. Nazlı, içecek bir şeyler alayım mı sana? Yok, ben sonra alırım. Kızları göremedim, bir selam vermek istedim. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz.